Auzubillahiminashaitanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlulukta min lisani yefkahu qouli. İnşallah bu dersimizde artık mantığın ikinci bölümü ikinci konusu olan kadiye ve kadiyenin de kendisini oluşturduğu kıyas bölümüne geçiş yaptık. Yani dolayısıyla tasdikat bölümüne geldik. İlk derslerde de anlatmıştık. Mantık ikiye ayrılır. Mantığın konuları bir tasavvurat baba altında işlenir. iki tasdikat babı altında işlenir. Hatırlarsanız dedi ki idrakun müfredin tasavvuran alim ve derku nisbetin bi tasdik Müfredi idrak etmeye tasavvur diyoruz. Nisbeti o mahmul mevdu arasındaki nisbeti idrak etmeye ise tasdik diyoruz. Dolayısıyla bu müfredi idrak olan bazı şeyleri biz okuduk. Şimdi nisbetin idraki ile ilgili meseleleri burada ne yapacağız? İşleyeceğiz. Bu da kadiye e, e, bu da iki ayrılır. Tasdikat iki ikiye, ikiye Bir mebadiyot tasdikat, bir de mekasidu tasdikat. Mebadiyot tasdikat, yani e, işte e, kadiye ve hükümleridir. Mekasidu tasdikat ise kıyasdır. E Dolayısıyla biz şimdi kadiyeleri okuyacağız. Kadiye nedir? E, kaç kısımdır? Vesaire. Kadiyeleri de kadiyeler için okumuyoruz. Yani bu konuyu da e, lizatihi okumuyoruz. Ne için okuyoruz? Çünkü her bir kıyas, delil, en az iki kadiyeden oluşmalıdır. Dolayısıyla en az iki kadiyeden oluştuğuna göre kıyası anlayabilmemiz için parçaları olan kadiyeleri de anlamamız, bilmemiz gerekiyor. Buna göre kadiyenin ne olduğunu, nasıl oluştuğunu, hangi türleri ve kısımlarının olduğunu bilmemiz gerekiyor ki buna göre kıyasın da e, türünü, e, ne olduğunu, nasıl olduğunu e, anlayalım. Şimdi başlayalım. Şimdi kadiyeden başlıyor muhtemel sıdka lizzatihi hicra بينهم ve وخبر ma ihtemela sıdka sıdka doğruya ihtimali olan doğruya ihtimali olan dolayısıyla yalana da ihtimali olan yani doğru ve yalana ihtimali olan lizzatihi o şeyin kendisinden dolayı harici dış bir sebepten dolayı değil buraya açıklayacağım inşallah zatı gereği kendisi gereği doğru ve yalana ihtimali olanlar cera beynehum mantıçların yanında cari olmuştur, isimlendirilmiştir. Kadiyeten ve habera. Kadiye ve haber diye. Kadiye ve haber diye. Demek ki zatı gereği doğru ve yalana ihtimali olan şeylere mantıçlar kadiye ve haber diyorlar. Şimdi zatı gereği doğru ve yalana ihtimali olan demek ne demek? Şimdi bazı şeyler vardır ki, bazı cümleler vardır ki bunlar doğru ve yalan doğru da olabilir, yalan da olabilir. Ve bu doğru yalan olması bizzat o cümlenin kendisinden doğmalıdır. Eğer bu cümlenin kendisinin dışında herhangi yani bir delil vesaireden dolayı o cümlenin sadece doğru veya sadece yalan olduğu ortaya çıkarsa, yani yalana İhtimali yoksa mesela sadece doğrudur ve bunun yalana ihtimali yoktur. Nereden biliyoruz yalana ihtimali yoktur? İşte delilim var. İşte şu var. Bu e, bundan bağımsız olarak. Bundan dolayı bu, işte sadece doğruya ihtimali var e, ve sadece doğrudur. Yalan olamaz. O zaman bu kadiye değil midir? Yok bundan tamamen bağımsız olarak. Bir cümleye bir o söze kendisi itibariyle bakılır. Zatı gereği bakılır. Herhangi bir dış etkenden bağımsız olarak düşünüldüğünde. Doğru ve yalana ihtimali varsa buna ne diyoruz? Kadiy diyoruz. Burada aslında muhtemelen sıdka ve kezibe Yani doğru ve yalana ihtimali olan burada kezibeyi söylemedi. Çünkü hem şiirin zaruretinden diyelim ki şiirde o bir şey bozardı. Hem de kizip şeydir. Doğrunun doğru güzel bir şeydir. Ama kizip mezmum zem edilen bir şey olduğu için burada kendi cümlesinde söyleme ihtiyacı hissetmedi. Ama zaten anlaşılıyor. Sıtka ihtimali olan diyorsa, sıtka ihtimal varsa demek ki gizme de ihtimali var. O zaman bir cümle doğru ve yalana ihtimali varsa ve bu doğru yalan ihtimali de sadece cümlenin kendisindense yani dışından bir sebepten dolayı sadece doğru veya sadece yalan olan cümleleri biz ee, yine kadi olarak isimlendiriyoruz. Ee, birisi desek ya bu e, yalana ihtimali yok, sadece doğrudur. Ya da doğruya ihtimali yoktur, sadece yalana ihtimali var. Biz bunun e, nereden kaynaklandığına bakacağız. Dışarıdan kaynaklandığı için, yani o cümlenin kendisinden kaynaklanmadığı için biz bunu ne yapabiliriz? Buna yine kadiye demeye devam ediyoruz. Dolayısıyla. Mesela diyelim ki, Zeydün alimin. Zeyd alimdir. Şimdi bu bir kadiyedir. Niye? Çünkü Zeyd alimdir sözü, Zeyd alimdir sözü herhangi bir dış etkenden bağımsız olarak düşündüğümüzde doğru da olabilir, yalan da olabilir. Zeyd alim de olabilir, Zeyd yalan alim olmaya da bilir. Birisi de desek ki Zeyd alimdir, doğru söylüyorsun ya da yalan söylüyorsun, doğru söylemiyorsun diyebiliyoruz. O zaman Zeyd'in alimi nedir? Kadiyedir. Ama mesela diyelim ki Allah birdir, Allah birdir. Kul huvallahu ahadun. Allah birdir. Şimdi bu kadiye. Bu kadiye mi de değil midir? Niye kadiye midir değil midir diye bir soru soruyoruz. Çünkü sadece doğrudur ve yalana ihtimali yoktur. Çünkü delille biliyoruz ki Allah birdir. Delilimiz ne? İşte fi illallahu Allah'ın dışında herhangi bir ilah olsaydı, yani birden fazla ilah olsaydı, o zaman yeryüzü, yeryüzü ve gökyüzü her şey bozulurdu. Bozulmadığına göre demek ki tektir. Buna göre Allahu vahidun kul vallahu ehadun Allah birdir sözü sadece doğrudur. Yalana ihtimali yoktur. Nereden biliyoruz bunu? Delilden biliyoruz. O zaman yine de bu Allahu ehadun Allah birdir sözü cümlesi kadiyedir. Ama yalana ihtimali yok. Yalana ihtimali var. Ne zaman ihtimali var? Sen delilden bağımsız olarak Allah birdir diye Allah birdir. Bu doğru ve yalan olabilir mi? Olamaz mı? Olabilir. Sen herhangi bir delile bakmaksızın, Allah birdir cümlesine baktığında bu doğru da olabilir, yalan da olabilir. Ya yani ben mesela diyorum ki Zeyd ayaktadır. Zeyd ayaktadır. Şimdi Zeyd ayaktadır sözü doğru da olabilir, yalan da olabilir. Ama Zeyd karşımdadır ve oturuyor. Bakın Zeyd ayaktadır sözü doğruya ihtimali olamaz. Nereden biliyorum? Karşımda çünkü oturuyor. Bakın burada Zeyd ayaktadır sözü doğru ve yalana ihtimali yoktur. Sadece yalandır. Doğruya da ihtimali otur. Çünkü biliyorum işte karşımdadır. Bu yine kadiyedir. Ama doğruya işte ihtimali otur. Sadece yalandır bu? Hayır. Sen gözünü o karşındaki Zeyd'den, Zeydin oturmasından bağımsız olarak sadece Zeyd ayaktadır cümlesine bak. Zeyd ayaktadır cümlesi doğru da olabilir, yalan da olabilir. Ee, o zaman bu nedir? Bu kadiyedir. Onun için lizatihi dedi. Yani o cümlenin zatından dolayı. Herhangi bir dış sebepten dolayı değil. Ben görüyorum, işte benim delilim var. A Bunlardan bağımsız olarak düşünelim. Dolayısıyla bu nedir? Kadiyedir. Evet. Babın fil kadaya ve bu kadiyeler ve hükümleri hakkındadır. Kadaya kadiyenin cemidir. Kadiyede zaten tanımını yapmış olduk. Hükümleri ise gelecekten akıl ve akiste gelecek. Bu kadiyenin tanımıydı. Sümme bundan sonra yani kadiyenin tanımını yaptıktan sonra el kadaya kadiyeler kadiyenin cemidir. Endehum yani endel mantıki mantıkçıların yanında kısmani iki kısımdır. Şartiyetün kadiyeyi şartiye var. Kadiyeyi şartiye. Hamliyetün yani ve hamliyetündür aslında. Şartiye ve hamliyedir. Yani o zaman kadiyeyi kaç ayırdık? İkiye. Kadiyeyi şartiye var. Kadiyeyi hamliye var. Ve sani ikincisi yani hamliye şartıya en son e, işleyeceğiz. Onun için önce neyi ele alacağız? Hamliye alacağız. Ve sani yani hamliye külliyetin şahsiyetun. Ya küllidir ya şahsidir. Ve evvelu birincisi de imma ve imma mühmelun. Ya musavvardır ya da mühmeledir. Şimdi ben oraya girmeden bunu tekrar kendim anlatayım. Sonra inşallah e, ibare üzerinden anlatmaya çalışacağım. Şimdi dedi ki kadiye ya kadiye tanımı böyledir. Zatı gereği doğru ve yalana ihtimali olan şey. Bu da ikiye ayrılır. kadiye hamliye, kadiye şartiye. kadiye hamliye normal bildiğimiz işte mübteda ve haberden oluşan cümleler. Mübteda ve haberden oluşan cümleler. Yani nah açısından bakarsak öyle söyleyebiliriz. Ee, yani iki tarafı müfred olan veya müfred hükmünde olan şey. Yani mübteda var, bir de haber var. Mesela Zeydun kaimun. Bu kadiye hamliyedir. Kadiye hamliyedir. Burada e, ayakta olmak Zeyd'e yüklenmiştir. Haml, haml yüklenmek, yüklemek demektir. Dolayısıyla bu kadiye hamliyedir. Kadiye şartı ise bir şeyi bir şey bir şeyin doğruluğunu veya yanlışlığını başka bir şeye bağladığın cümlelerdir. Mesela diyorum ki Zeyd gelirse böyle yaparım. Burada Zeyd gelirse böyle yaparım. Böyle yapmayı Zeyd'in gelmesine bağlamışsın. O zaman e, bu tür e, şeyler e, cümleler, kadiyeler kadiyey şartiyedir. Yani içinde şart edatları bulunan her türlü kadiye kadiyey şartiyedir. Bu bir. İki, şartiye yine mesela bu sayıya çifttir ya tektir. Bu sayıya çifttir ya tektir. Şimdi burada şart yok. Var aslında. Bu sayı çift ise tek değildir. Dolayısıyla bu da bir şarttır aslında. Zahiren şart olmasa da aslında hakikatinde şarttır. Dolayısıyla şart ya açıkça ya da dımnında e, içinde e, zahiren olmasa da gerçekte şart manasını yani şart manasını demektir bir şeyi bir şeye bağlama. O manayı barındırıyorsa buna kadiye şart diyoruz. Bu kadiye hamliye bir de kadiye diye. Şimdi burası kadiye şartiye kalsın onu ileriki bir sonraki derste büyük ihtimalle anlatacağız. Şimdi bizim için önemli olan şu an kadiye hamleyedir. Kadiye hamle dedik ki nedir? Ba i̇şe şart falan yok. Nedir? Mübtede haberden oluşuyor. Ya da fiil failden oluşuyor. Önemli değildir orası. Yani iki tarafı da cümle değildir. İki tarafı bir taraf müfrettir, diğer tarafı cümle olabilir. Ama iki tarafı da cümle değildir. İlla ki bir taraf müfrett olmalı. İster iki tarafı da müfrett olsun, ister bir tarafı müfrett diğer tarafı cümle olsun. Fark etmiyor. Bu şekilde olabilir. Şimdi. Buna göre kadeh hamleyi biz e, hamleyi iki parçadan oluşuyor. Bir mübteda, iki haber ya da fiil, fail. Biz buna mantıktan mübteda haber falan demiyoruz. Ne diyoruz? Mevdu mahmul. Müsnedu ileyhiye mevdu diyoruz. Müsnedu biye mahmul diyoruz. Bu mantığın kavramlarıdır. Mesela Zeydun kaimun, Zeydun mevdu'tur, kaimun mahmuldur. Ca'a Zeydun, ca'a mahmuldur, Zeydun mevduudur. Biz mantıkta bu şekilde isimlendiriyoruz. Yani nahif gibi değil. Nahif de mübteda haber, fiil, fail vesaire. Biz burada öyle demiyoruz. Ne diyoruz? Mevdu bir de mahmul. Şimdi o zaman her kadiye kadi hamliyede mevdu vardır, bir de mahmul vardır. Mevdu Şimdi kadiye hamlenin kısımları var. Bu da mevduun türüne göre değişiyor. Eğer mevduumuz yani mübtedamız diyelim külli ise külli ise ya küllidir ya da cüz'idir. O zaman her kadî hamleyenin mübtedası yani müsned ise yani mevdu'u mantık deliyle ya küllidir mevdu'un kendisi ya da cüz'idir. Mesela Zeydun kaimen. Bu kadî hamliyedir. Evet. Peki bunun mevduu nedir? Zeyd'dir. Zeyd cüz'i midir, külli midir? Cüz'idir. Ha bu o zaman mevdu'u cüz'i olan kadiyeyi hamliye. Bir de mevdu'u külli olan mesela el insanu katibun. El insanu katibun. Burada kadiyeyi hamliyedir. El insanu mevdu'tur. Katibun ise mahmuldur. Peki el insanu külli midir, cüz'i midir? İnsan. İnsan ma yakbelül iştirake olduğuna göre müfhimu iştirakindir. O zaman nedir bu? İnsan küllidir. O zaman el insanu katibun mevdu'u külli olan kadiyeyi hamliyedir. Mevduğu külli olan kadiyeyi hamliyedir. O zaman kadiyeyi hamliyemizi mevduğuna göre ikiye ayırdık. Ya mevduğu cüz'idir, ya mevduğu küllidir. Mevduğu cüz'i olursa, mesela Zeydun, Kaimun, e, Aliyun, Katibun e, gibi, Muhammedun Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem, ondan sonra, Allahu ilahuna gibi, mevduğu yani mübdedası cüz'i olan, yani bir olan, birden fazla ferdi kapsamayan, sadece bir ferde e, hamledilmesi mümkün olan şeyler e, ise müptedası, bu kadiyeye, kadiyeyi hamliye -i şahsiye diyoruz. Şahıs, yani bir, yani belli bir birisidir alımda. Kadiyeyi şahsiye diyoruz. O zaman kadiyeyi hamliye -i şahsiye. Kadiyeyi hamliye -i şahsiye. Yani kadiyedir çünkü yalana ve yalan ve doğruya ihtimali var. Hamliyedir çünkü iki tarafı ya müfrettir ya da müfret hükmündedir. Çünkü bakıyoruz, mesela Zeydun katibun. Zeyd müfrettir, katib de müfrettir. ve doğru yalana ihtimali var. 3. e, şahsiyedir. Çünkü mevdu'u olan Zeyd cüz'idir. O zaman kadiyeyi, hamliye şahsiye. Bu, tamam. Şimdi dedik ki ya da mevdu'u küllidir. Mesela el insanu katibun. El insanu katibun. Şimdi burada da mevdu'u külli ise birkaç kısma ayıracağız eğer mevduunun başında, yani o el insanu külli olan mevduunun başında, bütün, hepsi, her biri, yani tümü ifade edecek bazı lafızlar varsa, bu buna kadiyeyi, hamliyeyi, külli diyoruz. Külli, yani her bir fert anlamına. Mesela, küllü insanin katibun küllü insanin katibun Burada kullu insanı katibun bir kadiyedir. Niye kadiyedir? Çünkü doğru ve yalana ihtimali var. Her insan katiptir. Olmayabilir, da bilir, ola da bilir. Zatı gereği. Hamliyedir. Çünkü iki tarafı işte mübdeda ve haberden oluşuyor. Mevdu mehmuldan oluşuyor. Veya müfrettirler. O zaman kadiye hamliyedir. Peki mevdu'u bunun mübdedası nedir? Tabi mübtedası derken mantıktaki mübtedasına bahsediyoruz. Nahibe göre küllü mübtedadır. Ama bize biz mantıkta küllüyü mübteda gibi saymıyoruz. Yani mevdu kimdir? Küllü değildir de, insanındır. Küllü insanın. O insanın cüz'i midir, küllü midir? Küllüdür. O zaman bu kadiye şahsiye değildir. Kadiye hamliyedir, şahsiye değildir. Ama o külli olan insanın başında bütünü ifade eden kül var mı? Var. O zaman küllü insanın, cemi'u insanın, kafetu insanın gibi lafızlar olduğunda o zaman buna kadiyi hamliye -i külliye diyoruz. Çünkü bütünü ifade eden her bir fert katıptır anlamını ifade ediyor. O zaman buna kadiyeyi hamliye -i külliye diyoruz. Yok eğer mevdu'u külli olan kadiyenin başındaki o mevdu'unun hemen başında bir kısım bazısı gibi e, manaları ifade eden lafızlar varsa Buna da kadiyeyi, hamliyeyi, cüz'iye diyoruz. Mesela, Ba'dul insani katibun. Bazı insanlar katiptir. Şimdi burada, Mevduğumuz insandır. İnsan da küllidir. O zaman kadiye şahsiye değildir. Kadiye hamliyedir. Çünkü doğru ve yalana ihtimali var. Kadiye şahsiye değildir. Çünkü mevduğu olan insan küllidir, cüz'i değildir. O zaman, cüz, i, cüz, i, küllidir el insan. İnsanın başında bütünü ifade eden bir lafız var mı yoksa bir kısmını ba'd, bir kısmını ifade eden var. O zaman buna kadiye hamliyeyi, cüz'iye diyoruz. Niye kadiye dedik? Çünkü doğru ve yalana ihtimali var. Niye hamliye dedik? Çünkü iki tarafı müfrettir, müpteda ve haberden oluşuyor. Niye e, cüz'iye dedik? Çünkü mevdu'u küllidir ama mevdu'nun başındaki lafız ba'd. Yani bir kısmını ifade ettiği için buna cüz'iye diyoruz. O zaman buna kadiye şahsiye kadiye hamliye, cüz cüz'iye diyoruz. Bu şekilde. Bu mevduların başındaki bütün veya bir kısmı ifade eden lafızlara sur diyoruz. Sur. Kuşatıcı. Ya tümünü kuşatıyor ya bir kısmını kuşatıyor. Bir kısmını kuşatıyor. O zaman bunlara ne diyoruz? Sur diyoruz. O zaman kullu insanin katibindeki kulluya sur diyoruz. Dolayısıyla mevdu falan değildir. Ba'dul insanin katibinin başındaki ba'duya da ne diyoruz? Sur diyoruz. Bunlara sur diyoruz. O zaman külli ve cüz'inin diğer ismi toplamında kadiyye-i musavvere de diyoruz. Kadiyye-i hamliye musavvere. Kadiyedir çünkü doğru yalan itimarı var. Hamliyedir çünkü iki tarafı müfrettir falan. Musavveredir yani başında sur vardır. Yani o kuşatmayı ifade eden lafızlar vardır. Ama mesela el insanu katibun. El insanu katibun. İnsan küllidir, mevduğu küllidir ama başında sur yoktur. O zaman kadiyye kadiye musavvere demiyoruz. Bir diğer, o zaman kadiye şahsiye var. Kadiyye var, kadiyye cüz'iye var. Kadiyye külliye ile cüz'iyenin toplamına kadiyye ediyoruz. Bu da ayrı. Bir de yine mevduumuz küllidir ama başında sur yani kül ve cüz'ü yani bir kısım veya bütünü ifade eden bir lafız yoksa buna da kadiyye diyoruz. Ne demek mühmele? Yani burada kuşatmayı ifade eden herhangi bir lafızdan e, ihmal edilmiş yani getirilmemiş. Yani o sayıyı ifade edecek herhangi bir lafız getirilmemiş. Mesela el insanu katibun. El insanu katibun. Bu kadiye şahsiye midir değil midir? Değildir. Niye? Çünkü el insanu cüz'i değildir küllidir. Cüz'i olmadığına göre şahsiye değildir. Peki kadiye külliye midir? Külliye olabilmesi için başında sur olmalıdır ve kül olmalıdır yani bütünü ifade eden. E burada el insanu katibündür. Başında küllü yoktur. Kadiye cüz'iye midir? Değildir. Niye? Çünkü her ne kadar mevdu küllü olsa da başında cüz'ü ifade edecek bir bağ vesaire yoktur. O zaman bu kadiye cüz'iye de değildir. Nedir peki? Kadiye mühmeledir. Niye? Çünkü mevdu küllidir ama o sayıyı kuşatmayı ifade edecek kuşatıcı lafızlar yoktur. O zaman el insanu katibine ne diyoruz? Kadiye mühmele. Kaç kadiyemiz oldu? Dört kadiyemiz oldu. Kadiyye-i hamliye-i şahsiyye, kadiyye-i hamliye-i külliye, kadiyye-i hamliye-i cüz'iye, er i, -i, cüz -i, 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 -i şahsiye, veya moduğumuz cüz'iyse buna kadiyye-i şahsiyye diyoruz. Kadiyye-i hamliye-i külliye ve başında da kül gibi lafızlar var yani bütünü ifade eden. Kadiyye-i cüz'iye kadiyemizin moduğu ama başındaki sur bir kısım anlamındadır. Mesela ba'dul insan. Bak insan küllidir ama ba'd bir kısım anlamını veriyor. O zaman bu ne oldu? Bu kadiyye cüz'iye oldu. Ee, bir de kadiyye-i mühmele var. Ne gibi? El insanu katibun. Çünkü el insanu muvdu'u küllidir. Ama e, o sur olmadığı için buna da kadiyye-i mühmele'dir. Yani surdan ihmal edilmiştir. O zaman ne oldu bu? Kadiyye e, kadiyenin dört kısmı oluştuğu onu söylüyor. Sümel kadaya indihum kısmani kadiye onların yanında iki kısımdır. Şartiyetun, şartiye, kadiye, şartiye. Yani hamliyetun, yani ve hamliyetun, bir de kadiye hamliye. Ve thani, yani kadiye hamliye, şartiye değil. Külliyetun, ya yani, küllidir, külli, kadiye külli. Şahsiyetun, yani ve şahsiyetun, bir de şahsidir. Bu, vel evvelu, yani külli olan, tabi bu, ve thani külliyetun, ve sani külliyetin derken, yani ikincisi kadeye hamliye, yani mevdu'u ya küllidir, ya mevdu'u küllidir, ya da cüz'idir, yani şahsidir. Dolayısıyla, vel evvelu, birincisi, yani mevdu'u külli olan, imam-ı ya nedir? Surludur, yani başında ne vardır? Sur vardır. Bu da bütün olabilir, bir kısmı olabilir. Ve imma mühmelun, ya da nedir? Mühmeledir. Yani başında sur yoktur. Surda, ve suru, sur da külliyen ve cüz'iyen yura, bazen külli bazen cüz'i olarak görünür. Yani bazı surlar külliyi ifade eder. Yani bütünü, külli derken bütünü. Ve cüz'iyen bazıları da cüz'i yani bir kısmı ifade eder. Yora görünür, bilinir anlamında. Yani yora suru, sur görülür, bilinir. Külliyen bütünü ifade ederek ve cüz'iyen bir de cüz'i ifade ederek. Mesela kullu insanin alimin burada sur külli ifade etti. Ba'dül insani alimin burada sur olan ba'd bir kısmı ifade etti. Bu da cüz'i ifade etti. O zaman kadiye-i şahsiye var, kadiye-i var, kadiye-i var, kadiye-i cüz'iye var. Ve erba'un eksamu haysu Nerede gelirse gelsin. Bunlar kaç tanedir? Dört tanedir. Dört kısımdır. Bu şekilde bunu söylemiş olalım. İnşallah bir sonraki dersimizde diğerine devam edeceğiz. Vakın <laughs> davana